kur artışının birçok yansıması var. Özellikle ihracat boyutuyla bakacak olursak yani biz cari açığı biraz dengeleyecek mi diye bakıyor ekonomi yönetimi. Diyor ki birazcık yukarıda olursa işte daha fazla ihracat yapabilirim, daha az ithalat yapma şansını elde edebilirim. Fakat şu anda onun yansımaları, olumsuz yansımaları var. Mesela özellikle söyleyeyim biz dolar olarak alıyoruz. Dolar olarak aldığımızda pahalıya almış oluyoruz. Ama bizim ihracat e, pazarlarımızın önemli bölümü e, euro ile yapılıyor. Euro ile yapılan yerler tabii daha fazla artmayacağı için, euro daha düşük kaldığı için pahalı bir e, iş, yani maliyetli bir işe üstlenmiş olacağız. Biraz zarar etmiş olacak ihracatçılar. Yani bunun e, dış ticarete olumlu etkisini çok fazla görmek mümkün değil. Bir de esas noktası şu ki, Bizim üretimimizin önemli bir bölümünü zaten, ihraç ürünlerinin önemli bir bölümünü zaten ithalatla yapıyoruz. Yani örneğin 100 liralık bir ihracat yapıyorsak, bunun 70, bazı ürünlerde 90'a kadar çıkıyor. 70-80 liralık bölümü ne biz ithal ediyoruz. İthalat pahalanmış olacak. Bunun yerli üretime biraz katkısı olur mu diye bakılabilir belki. Ama onun da bugünden yarına hemen dolar nasıl olsa yükseldi. ithal edilen aramalları pahalandı. Dolayısıyla ben de hemen fabrika kurayım ve bu, bu fabrikamda ithal ürünün ikame edecek yerli ürünü üreteyim deme şansınız yok. Yani bu kadar hızlı dönüşüm <laughs> yapma şansınız yok. Dolayısıyla oradan bir olumlu sonuç gelmeyebilir. Ee, onun dışında bizim dolardaki her artış borcumuzu çok olağanüstü artırıyor. Özel sektör borçlu. Özel sektör e, bu borcunu e, karşılık e, ayırabilmek için ya da daha doğrusu riski azaltabilmek için dövize yükselme, yüklenmek durumunda kalıyor. E, dövizin artışı Bu aynı zamanda dövize artırıyor. ...üretimi çok fazla düşünemez noktaya getirebiliyor sonuçta. Bütün bunlara baktığınız zaman işte sonuçta dolardaki artışın bugün... ...birçok dengeyi olumsuz etkileyeceğini söylemek mümkün. Zaten öyle de oluyor. İşte girdilerimiz artıyor. Hayat pahalanacak bir defa. Hani sadece dolardaki artış değil, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi... ...dolaylı artışlar dolayısıyla, üretim maliyetlerine yansıması dolayısıyla... E, mutlaka e, çok ciddi bir hayat pahalılığı enflasyondaki artış karşımıza çıkacak. Enflasyonda karşı artış deyince de e, doğrudan Merkez Bankası'nın e, faizle olan mücadelesi e, ister akla geliyor. E, bu durumda enflasyon bu kadar yüksek olacaksa e, sizin e, faizleri düşürme şansınız yok. Faizleri düşüremeyecekseniz o zaman üretimi destekleme şansınız yok demektir. Hı hı. Dolayısıyla yine e, yüksek e, düzeyde e, faiz ve yüksek düzeyde beraber işte bağlı olarak enflasyon e, yaşanacak bir e, dönem şu anda. Bundan kurtuluş mümkün mü? Hı hı. E, şu konjonktürde çok kolay değil. Çünkü yapısal reformlara ihtiyacı olduğu bir dönem geçirdik biz. Aslına bakarsanız e, iyi günleri biraz çok iyi kullanamadık. Hani reformları yapmış olsaydık bugün. Hı hı bu tür karşılaştığımız sorunlarda çok daha çözüm üretmek mümkün olabilirdi. En azından ekonomi çok daha üretimini düşürmeden, küçülmeye küçülmeye gitmeden durumu kurtarabilirdi ama bugün o şans çok şu anda yok. Hukuk güvenliği açısından e, Türkiye'de e, tartışmaların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Ba, Bankasya mesela e, tartışması, Bankasya ile ilgili adımlar ve sonrasında bankalarla ilgili e, ortaya e, konan bazı spekülasyonlar, gündeme gelen spekülasyonlar. Bunların da etkisi muhakkak ki Türkiye ekonomisi üzerinde görülecek ama ne kadar görülecek? Mesela doların değer kazanmasında Türkiye'de bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz bir ayrışma var mı diğer para birimleriyle Türk lirası arasında daha mı fazla TL değer kaybediyor veya aynı oranda mı değer kaybediyor nasıl değerlendirirsiniz? Bunların etkisi var mı genel olarak Türkiye ekonomisinin biraz daha son dönemde hani sıkışık bir seyir izlemesinde. Yani bu e, hakikaten, aslında bakarsanız çok doğru tespitler yaptınız, çok güzel. E, bunlara ilave edebileceğim, e, ancak tekrar edebilirim. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi bu bütün konjonktür, bütün içeride yaşanılan e, sosyal-siyasi hareketlerin hepsi... E, ...bir ülkenin e, riskini, kredi riskini e, etkiliyor. Kredi riskini etkilediği zaman dışarıdaki gelişmeler sizi daha fazla etkiliyor ya da daha az etkiliyor. Şimdi dediğiniz gibi e, dolardaki e, dolar bütün para birimlerine karşı çok hakikaten değer kazanıyor. Euro'ya karşı değer kazanıyor bir defa. E, TL'ye karşı değer kazanıyor evet ama bütün para birimlerine de karşı değer kazanıyor ama Euro'ya karşı kazandığı değerin e, o bölgede e, yol açacağı tahribatla Türkiye'deki e, açtığı TL'ye karşı açtığı değerin ülkemizde açacağı tahribat arasında çok farklar var. Biraz önce hani bir bölümünü anlatmaya çalıştık. Şimdi e, biz cari açık veren bir ülkeyiz. E, cari açık ve borçlu bir ülkeyiz. Özellikle özel sektörümüz çok borçlu. Şimdi borçların yapısına baktığınız zaman her vatandaşın da ben bakmasını isterim. Özellikle Hazine Müsteşarlığı bu konuda Türkiye'deki borç yapısını çok güzel açıklıyor. Çok güzel açıklayın kitaplar yayınlıyor. Şu anda internet sitesine de hemen girip bakılabilir. Orada borçluluk durumundaki dönüşümü, değişimi görmek lazım. Her vatandaşın onu görmesi lazım bir defa. Çünkü öyle bir şey görüyorsunuz ki orada uzun vadedeki borç hızla, ekonomideki bozulmaya bağlı olarak kısa vadeye doğru dönmüş. Kısa vadeye dönen borç sizin artık e, yatırımdan ziyade günü kurtarmaya dönerek... borçlanmaya doğru gitmeye başladığınızı gösteriyor. Anlamına gidiyor, evet. E, bu borçlarda kısa vadelerdeki borcun artışı riski artırıyor. Yani anlık artışlar. Şimdi şöyle düşünün. Do, dolar art artabilir, azalabilir. <laughs> Bunun do, borçlardaki eğer bo, uzun vadeli borçlara sahipseniz Bugün doların çok artıyor ya da azalıyor olması ya da aşırı artıyor olması sizi çok fazla etkilemez. Ama siz kısa vadeli borçla döndürüyorsanız işi ve bugün çok o, çok artan dolara ihtiyacınız varsa, dövize ihtiyacınız varsa şu andaki artış sizi çok fazla etkiliyor demektir. Ve bizi şu anda o çok artışlar bizi çok etkiliyor. Çünkü biz o borcu döndürmek zorundayız. Döndürürken de yüksek e, değeri artmış, bugün konjonktür gereği değeri artmış dolardan almak, o değerden almak zorundayız. Daha fazla kaynağı dışarıya transfer etmek durumundayız. Böylesine bir etkisi var. Türkiye'nin şu andaki içinde bulunduğu durum. Sizin sözünü ettiğiniz Biraz önceki bankacılıkla ilgili, bankasıyla ilgili olan bölüm olsun, işte demokratikleşmeyle ilgili olan bölüm olsun. Bunu özellikle ben Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan da çok sık dinliyorum. Çünkü o dışarıyla çok fazla bağlantısı olan bir bakan ve orada da mutlaka gündeme geliyor. Oradan eleştiriler de geliyor. Diyor ki demokratikleşme mesela hukuk konusu. Yabancı yatırımcı bir ülkeye geldiğinde o ülkede önce hukuk sistemine bakıyor. Yani bugün çok iyiyiz, çok güzel kapılarınızı açtınız, kucağınızı açtınız bize geliyoruz. Ama yarın aramız bozulduğunda bizi hangi mahkeme nasıl yargılayacak? Ya da biz bizim bir başımız sıkıştığında sizin kurumlarınızla, kamu kurumlarıyla sorun yaşadığımızda bize nasıl bir e, uygulama yapacaksınız, yarın e, bir anda vergilere ilişkin bir değişiklik yaşanacak mı ya da uygulamaya uygulama başladıktan sonra başka bir yasa bir anda karşımıza mı çıkacak? Bütün bunları merak ediyorlar. Eğer böyle bir e, çok değişken bir piyasa mı yoksa stabil bir piyasa mı e, yasalara uyan bir piyasa mı var? Buna çok bakıyorlar. Babacan da bunu çok sık söylüyor. E, Türkiye'nin e, kredi riskinin yükselmesinde işte e, kurlardaki hemen ani oynaklıklarda bu faktörler çok etkili oluyor. Bu etkide doğal olarak bizim biraz önce sözünü ettiğim dışarıyı finanse etmemize yol açıyor. Yani bizden kaynak çıkışına yol açıyor. Çünkü e, kısa vadeli borçlarımız hakikaten e, hızla hızlı bir şekilde arttı, uzun vadeden kısa vadeye doğru döndü e, ve şu anda da biz kısa vadedeki artış e, uzun vadeden çok daha fazla özel sektör e, durmadan döviz almak zorunda kalıyor ki en azından riskini azaltabilsin. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde dolardaki artış Türkiye'yi çok daha fazla etkiliyor diğer ülkelere göre. Peki. Çok teşekkür ediyorum.